كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Nahmeduhu ve nusalli ala rasulil kerim. Kıymetli kardeşlerimiz, bir konu hakkında, önemli bir konu hakkında kısa bir sohbet olacak inşallah. Bu ilahiyatlarla alakalı sıkıntılı ahvaller varmış. Bir kardeşimiz, bir hoca kardeşimiz bize ulaştı. Bu üniversitelerde ilahiyat lisans tamamlama programı diye bir bölüm. Şimdi burada özellikle medreseden mezun olanlar, bazı hoca kardeşlerimizin ilahiyata geçiş yapıp orada öğretimini tamamlamasıyla alakalı bir bölüm. Şimdi bazı ilahiyatçılar, özellikle bu ayet ve hadis inkarcıları, bu kardeşleri kabul etmiyorlar. Yani bunların bu üniversitede, bu ilahiyatta işi olmaz, işi olmasın gibi fitneler yayarak, hatta geçen hafta Twitter'da TT falan olmuş bu konu. Şimdi kardeşlerim, bunlar dediği bazı şeylerden ben not aldım. Çünkü konuya çok tamamen vakıf değilim. Bu hoca kardeşimizin bize attığı bilgileri aynen size aktaracağım. Biraz da araştırdım gerçi ama. Bunlar diyor ki, itilam, yani bu ilahiyat lisans tamamlama programı diyor, tarikatların ve cemaatlerin iştahını kabartmış. Yani tarikatlar ve cemaatler ilahiyatlara, fakültelere yerleşeceklermiş gibi bir fitne yaymışlar. Şimdi bunların ne diyorlar mesela? Diyorlar ki medrese diyor sadece Arapçadan ibaret bir şeydir diyor. Yani bu ilahiyatçılar medreseler için sadece Arapçadan ibaret, gerisi boş. Yani medreselere gidiyor adam, Arapçayı öğreniyor, çıkıyor. Halbuki alakası yok kardeşim. Medresede her türlü eğitim var. Fıkıh, hadis, siyer, tefsir, ne ararsan var. Arapça dersi, sure talimleri, sohbetler. Yani medrese dediğin ilahiyatın normalde bakarsan kaçak atlar. Ama maalesef bunları medreseleri merdiven altı oluşum gibi insanlara lanse ederek insanların kafasını karıştırıyor ve insanların medreseye, tarikatlara, cemaatlere karşı bir cephe almaya zorluyorlar. Şimdi kıymetli kardeşlerim, bunların dertlerinden biri de şuymuş, ben not aldım. Şimdi medreseden mezun olan ilahiyatçılarla aynı haklara sahip olmak istemiyorlarmış. Mesela adam diyor medreseden gelecek, ilahiyat okuyacak, bizimle aynı haklara niye sahip oluyor bunlarla? Ne alakası var kardeşim? O da okuyor, sen de okuyorsun. O medreseden gelmiş, sen normal işte birden başlamışsın. Her neyse ne? Neymiş efendim? Bunlar bizde aynı haklara sahip olamamış. Bunlar, yani bunlar yaptığı aslında kafa tasçılık, ırkçılık yapıyorlar bunlar. Şimdi onlar ne diyor mesela? Bunlar diyor ki örgün eğitim alanlarına aynı görülmesin. Bunlar öğretmen olmasın diyorlar kardeşim. Bunlardan öğretmen olmasın. Anladın mı? Medreseden gelecek, ilahiyat okuyacak. İşte onlar okullarda ya da herhangi bir yerde öğretmen olmasın. Ya bunların derdi şu: medreseliler bizden uzak dursun. Biz kafamıza göre ayet inkar edelim. Biz kafamıza göre hadis inkar edelim. Medresedeki adam ayet inkar eder mi? Asla. Hadis inkar eder mi? Asla. Ama maalesef çoğu ilahiyatçıların, biliyorsunuz maalesef, ya televizyonda da boy boy çıkan adamların ayet inkar eden, hadis inkar eden adamlar var. Şimdi bunların ne diyor mesela? Birkaç tane dedim, not aldım. Medreseliler ilahiyattan uzak dursun. Biri de çıkmış diyor ki bunlar durdurulmazsa FETÖ benzeri bir kalkışma olur. Yani medreseliler ilahiyata yerleşirse aynen FETÖ gibi bir kalkışma olurmuş. Yani bir darbe girişimi olurmuş. Yani medreseliler devleti ele geçirecekmiş. İlahiyatlar tarikatların yol geçen hanına dönmüş. Bak, ilahiyatlar tarikatların yol geçen. Ya ne alakası var kardeşim ya? Sanki tarikatçı adam, medreseci adam haşa kafir. Oraya gelecek, fakülteye gelecek, ilahiyata gelecek, millete gavur edecek. Ya bunların derdi zaten ehli sünnet. Bak, ehli sünnet düşmanı bunlar. Bunların başından da kim geçiyor? Bak, birkaç tane isim not aldım. Sait Çamlıca. Aslında buna da bir reddiye yapmamız lazım ama bunlar zaten hani iyice yoldan çıktığı için pek de bunlara reddiye uygun görmüyorum. Sait Çamlıca, İbrahim Maraş ve Örgün İlahiyat Dayanışma Birliği. Ve buna benzer birkaç tane medrese düşmanı tweet üzerinden medreselileri itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar arkadaşlarım. Biz Allah için bu insanlara karşı tavır almamız lazım. Bunlar nasıl birleşip örgüt haline gelip medreseleri kötülüyorsa, biz de aynı şekilde bu insanları, bak, ilahiyatı kötülemiyoruz. İlahiyatın içinde kötülükler var. Biz genelleme yapmıyoruz kardeşlerim. Ondan sonra medrese okuyan adam tasavvuf bilir, Kur'an bilir, hadis bilir. Ama bunlar ne yapıyor mesela? İlahiyatçılar da ayet inkar ederler, hadis inkar ederler, tasavvuf düşmanlardır, rabıta düşmanlar. Bunlar böyle. Rabıta inkar ederler, tasavvuf inkar ederler, Mevlana'ya müşrik derler, Yunus Emre'ye müşrik derler bunlar. Bunlar prim yapıyor bak.
Sait Çamlıca'nın birkaç tane tweetini okuyacağım şimdi kardeşlerim. FETÖ'nün silahla yapamadığını cami kürsüsünden devletten maaş alan milletten para toplayarak yapacaklar. Bak devletten maaş alarak ve milletten para toplayarak yapacaklar diyor medreselilere. Yani medreseler ilahiyata girecekmiş, mezun olacaklarmış. Sonra kürsülerden devleti ele geçirecek. Ya lafa bakar mısın Allah aşkına ya. Ondan sonra bak. Şayet devlet ve Diyanet, bu Sait Çamlıca'nın başka tweet'i. Şayet devlet ve Diyanet tedbir almazsa 10 yıl sonra Diyanet İşleri Başkanlığı Cübbeli Ahmet kafasıyla yetiştirilen İsmail Ağa cemaati dolu bir kurum haline gelecek. Ya bunlar dedim ya derdi belli zaten. Hani bizden uzak dursunlar, biz kafamıza göre ayet inkar edelim, hadis inkar edelim, milleti yoldan çıkartalım. Bunların başka şeyi yok ki. Biz her zaman medreseleri tavsiye ettik ve bundan sonra tavsiye etmeye devam edeceğiz. Medreseler haktır. Medresenin içindekiler haktır. Sen medresenin içinde birkaç tane yamuk var diye komplesini yakamazsın. Biz nasıl ilahiyatın içinde birkaç tane sapık hoca var diye komplesini yakmıyoruz? Sen de bunu yapamazsın kardeşim. Şimdi bunlar ne diyor? Bak şimdi diyor ki medreseliler diyor darbe yapacak diyor. Ya böyle bir şey var mı ya? Medreselilerden darbe girişimi. Bunlar FETÖ. Allah muhafaza kardeşim. Allah rızası için uyuyoruz. İLİTAM. İLİTAM diye bir bölüm var. Yani ilahiyat lisans tamamlama programı. Bu program medreseden ilahiyata geçen kardeşlerimizin girdiği bölümdür, okuduğu bölümdür. Allah rızası için biz bunlara destek vereceğiz. Köstek olmayacağız. Bunlara karşı olan ilahiyatçılara, sapık ilahiyatçılara karşı bizim bir olmamız lazım kıymetli kardeşlerim. Biz birlik olursak bunlar hiçbir şey başaramaz. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.